Arkadaşlar merhaba. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün annemdeyim ve eskilerden beri yaptığım, böyle bekarlığımdan beri yaptığım bir pasta yapmak istedim. Kolay olsun istedim. Yusuf uykuya yatırdım oğlumu. Hazır uykudayken de kolay bir pasta yapayım dedim. Malzemelerimiz sütümüz 2 paket hazır Doktor Ötker'in. Pasta kreması vanilyalı yalnız, kakaolusu değil. Burçak bisküvi, çikolata sosu ve muz. Dilerseniz fındık vesaire de ekleyebilirsiniz. Ama genel malzemelerimiz bunlar. Çok lezzetli bir pasta, çok basit bir pasta öncelikle bisküvili pasta. Bir tek uğraştırıcı ve pişen çikolata sosu var. O da hazır. Yani direkt sosu döküyorsunuz, tozunu döküyorsunuz ve pişiriyorsunuz. Soğumasını bekliyorsunuz sadece. Onun dışında uğraştırıcı hiçbir yanı yok. Aşırı lezzetli bir pasta. Diğer bisküvili pastalara göre daha lezzetli. Denemenizi öneriyorum. Ben eskiden beri yaparım bunu. Denemediyseniz mutlaka yapın siz. İlk olarak çikolata sosunu yapmakla başlayacağım. Çünkü soğumasını bekleyeceğim pastamın üstüne dökmek için. En başta 2,5 su bardağı sütü tencereme koyacağım. Çikolata sosumu dökeceğim. Çikolata sosumu yaptıktan sonra diğer aşamalara geçeceğim. O sırada da çikolata sosum soğumuş olacak. Bu arada ölçü bardağı olarak bu bildiğimiz klasik eski bu küçük boy bardaklar. Ben bu bardakları kullanıyorum tarif yaparken. Eğer ölçü bardağım yoksa. Annem de şu an ölçü bardağı olmadığı için bu bardaklarda ölçeceğim. 2 bardak koydum. Yarım bardak daha koyup evet. Çikolata sosumu dökeceğim. Çikolata sosunu ocağıma aldım. Güzel pişireceğim şimdi. Bu arada elimle tutuyorum fark ettiyseniz. Telefonum, tripodum burada olmadığı için. O yüzden biraz zor oluyor benim için. Arkadaşlar şimdi pasta kremasını yapacağım. Pasta kremasının arkasında margarin de ekleyin yazıyor. Ama ben margarin eklemeden yapıyorum. Margarin kullanmayı tercih etmediğim için tereyağı da eklemiyorum. Sadece pasta kremasıyla yapıyorum kremayı. Bu şekilde deneyebilirsiniz. Bence böyle daha lezzetli oluyor. En azından margarinin zararını almamış oluyoruz vücudumuza. 2 paket yapacağım bu arada. Az oluyor çünkü. Bir paket için 1,5 su bardağı soğuk süt gerekiyor. Ben 3 su bardağı soğuk süt koyacağım. Soğuk süt olmasına dikkat edin. Yine aynı ölçü bardağımı kullanıyorum. Arkadaşlar çırpma kabımı aldım dışarıyı batırmamak için. Size gayet hemen kıvamı oldu. Biraz daha çırpayım. Evet.
muzumu ince ince doğruyorum. Arasına muz koyacağım. Yeterli gelmezse muzu ekleyebilirim. Borcamı getirdim bu arada arkadaşlar. Şu boy bir borcama yapacağım ben. 4 kişi olduğumuz için yeterli. Başlamadan önce şöyle en altına kremadan biraz koyuyorum. Bisküviler yapışmasın diye, tabanda kalmasın diye alırken. Şöyle birazcık krema sürüyorum altına. Burçak bisküvilerimi sütle ıslatıp koyacağım için biraz süt ekliyorum kaseye. Şimdi başlayabilirim. Bisküvilerimi ıslatarak dizmeye başlıyorum. Hemen çok yumuşamıyor ama bisküviler dolaba girince çok güzel yumuşuyor. Biraz dolapta bekleyince çok lezzetli bir hal alıyor. Bu arada diğer bisküvi pastalardan güzel olmasının sebebi biraz da bence burçak. Bu burçağın lezzeti petit beurre göre daha güzel oluyor. Bir de bu pasta kreması kullanmamın sebebi arkadaşlar, normal krem şanti vesaire kullanmayın. Bu pasta kremasının lezzeti daha güzel. Krem şantinin ağır bir tadı var. Yani krem şantiyi ben hiçbir şekilde kullanmıyorum pastalarda. Bir tane krem şantili kurabiye tarifim var. Çok basit, pratik bir tarif. Onu da paylaşacağım sizlerle. Bir tek onda krem şanti kullanıyorum. Başka diğer hiçbir şeyde krem şanti kullanmıyorum. İsterseniz her kata da muz koyabilirsiniz. Ben şimdi her kata koymayacaktım ama her kata koymaya karar verdim. Daha lezzetli olsun diye. Bir tane daha muz doğrayacağım. O yüzden birazdan şöyle çok sık da koymamıza gerek yok. Bir kat daha yapacağımız için. Evet, akşam oldu. Dolapta tatlımız soğudu. Zaten soğuktu bu gerçi ama dinlendi. Bisküvilerimiz yumuşadı, daha lezzetli oldu. Çikolata sosumuz soğudu. Şimdi çayın yanına servis edeceğim. Servis etmeden önce çikolata sosumu döküyorum. Arzu ederseniz üzerine nar, çilek ya da antep fıstığı, fındık ne isterseniz koyabilirsiniz. Ama böyle de gerçekten enfes oluyor. Şöyle kaşık yardımıyla da birazcık dağıtıyorum. Tamamdır. Biraz antep fıstığı vardı. Biraz antep fıstığı serptim. Şöyle bir dilim aldım. Diğer dilimlerimi koymadan biraz daha serpeyim. Katlarımızı şöyle göstereyim. Tadı muhteşem. Denemenizi tavsiye ederim.
Tarifi beğendiyseniz ve diğer tarifler için kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. İlk tadımı bu bıcırık yaptı arkadaşlar. Şöyle. Ne oldu? Beğendin mi? Nasıl? Güzel mi Yusuf? Güzel mi? Güzel mi? Hı-hı. Güzel mi?